Herkese merhaba. Yeni bir Dota serisiyle karşınızdayım. Şu an bir bakınıyorum. Bakalım hangi kahramanımı alsam diye bir tereddüt içindeyim. Bizden biri Ogre aldı. Shadow Demon alacağım. Çok çok uzun süredir hiç almıyordum. Kahraman mücadelesi kendi yeteneği olsun. Yani şu. 9000 hasar ver diyor illüzyonlarıyla. Tamam. Bunu deneyeceğim. Eşyalarımı satın alıyorum. Şimdi bunun yükselteçlerine bu da mantıklı geldi. Promulgate bu yükselteç şimdi benim anlamadığım orada bir saçmalık olmuş. İyi bir yetenek gibi gelmedi. Şu daha mantıklı geldi. Düşmanı öldürdüğüm zaman düşmanın bir illüzyonunu yaratıyorum. Ve dövüşe devam edebiliyorum onunla. Bunda ise %15 kadarını kaybeder diyor. Düşman daha sonra canının belli bir oranını geri kazanır diyor. Bunu biraz daha araştıracağım. Şimdi 2821 bilgi yok. 1792 bilgi yok. 590 Smurf olabilir. Oyuna göre raporlayacağım. 4243 1694 3000 bilgi yok. Karşıda en iyi statlar Blitzlebek de var. Bizde Ogre de var. Karşıda şimdi çok iyi bir tank var. Onu kırarsak gerisi gelir. Sadece bir tane tankları var. Çok iyi. Brislebek. Warlock. Doktoru falan çok rahat kırarız. Bizim offline gitti. Ponix aldı ama. Bir o sıkıntı. Ya Ponix'le offline oynayan çok kişi görüyorum. Ama bunların hepsi böyle yani e-spor oyuncusu, 7K üstü oyuncular. Şimdi o şekilde oynuyorsa zaten bu ligde direkt Smurf rapor yer. Yani raporlarım. Değilse de abi almayın onu yani. Siz o yetenekte, o tecrübede değilsiniz. Yani o kahramanları izleyip özeniyorlar. Ama sorun şu, o kahraman çok iyi olduğu için o oyunlar sergilenmiyor. O adamlar çok iyi olduğu için o oyunlar sergileniyor. Yani kahraman değil, adam oynuyor. Ondan sonra alıyorlar, o adam gibi oynayamıyorlar. Tüm oyunu mındar ediyorlar. Abi şu yeteneği de hiç anlayamadım. Hello people. Hello. Sana da hello canım. Şu yeteneği de tam anlayamadım. Şimdi dediğim gibi çok 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 uzun süredir, belki bir yıldan fazladır şu an İlk Shadow Demon alışım. Yeteneklerini falan biraz düz mantık olsa da şey olarak biliyorum ama değişiklik falan olmuş olabilir. Onlara tam şey olmadığım için emin değilim. Yani bunu attığım zaman benim küçük büyülerim, yani tek kişi attığım büyü daha doğrusu alana mı dönüşüyor? Şunu zaten biliyorum. Bu Shadow Demon'un en çok kullanılan yeteneği. Düşmanı sürekli lanetleyerek yani Warlock'un acaba attığı şeye mi benziyor? Fatal Bones'a mı benziyor? Şimdi benim bu üçüncü yeteneğim sürekli bir çok kısa dolum süresine sahip. Düşmana sürekli taciz edebiliyorum. Bu şey biriktiği zaman oraya göz attı. Düşmana hem anlık hasar veriyor büyüsel olarak hem de yavaş yavaş hasar veriyor. Bunu sürekli böyle belli bir düşmana odaklarsanız gerçekten ciddi hasar veriyor. Mesela şu an bak kafalarında bir sayısı yazıyor kırmızı olarak. Şu an benim o lanetime bir kez maruz kaldılar. Bunu mesela 5-6 kere yaparsam gerçekten çok ciddi hasarlar verebiliyorum.
Bu Dota'ya çok sonralara eklenmiş bir kahramandı. O yüzden Dota 1'deyken fazla oynama şansım olmamıştı. Ama oynayanları görüyordum. Şimdi birinci yeteneğim de şuraya bir hemen göz atayım, şurayı bir temizleyeyim. Hemen bir uygulayayım o yeteneği. Bakın bu şekilde düşmanı bir küre içine hapsediyor. Kaçırdık onu ya. Şuradaki gözü bir kırayım. O düşmanı o küreyi hapsettikten sonra onun iki tane illüzyonunu çıkartıyor. Bu illüzyonlar işte belli bir ölçüde düşmana hasar veriyor. Bu küreyi kendime de kullanabiliyorum. Arkadaşlarıma da çok kullanışlı bir yetenek. Tamam. Şimdi karşıda bir spekle bir de domuzcuk var. Onları engellediğimiz zaman karşı taraf biraz sıkıntılı. Çünkü hiç tankları yok. Pa iyi kasarsa atladığı an doktora 2-3 atar. Warlock'a 2-3 atar. Wind'i biraz uğraştırır Wind. Çünkü onun ıskalama yeteneği falan var. Yani İşin kısası şey buradan ekmek yer yani. Pa. Benim en can alıcı yeteneğim bu E olan şu sürekli attığım büyü. O yüzden hep şu an önceliğim o olacak. Ah kaçırdım. Yani bu da oynanabilecek güzel bir kahramanlardan bir tanesi. Buna da bir kendime rehber yapabilirim yani. Hangi eşyaları yapmalıyım diye. Hadi lan, hadi lan. Ben şimdi bunu yere bir yatıracağım. Bunu yapmamın sebebi az önce onu doktor lanetledi. Şimdi ben onu o şeye gömdüğüm zaman o lanetten kurtulmuş oluyor belli süre. Aa ben buna vurmayı unutmuştum az önce. Şeyi kovalayacağız diye. Hadi be. Şeyin süresi var. Gel abi onu Yapman. alamayız ama gene de bir deneyelim. Doktor Samsun iki kere göz verdi. Oradan bir iyi para geldi yani 200-300 altın. Tek yapmamız gereken abi şu Spectre'yi kastırmamamız lazım. Bak adam kasarsa oyun sonrası var ya çok başa bela bir kahraman. Hani Pirus seferi gibi. Savaşsan büyük zarardasın. Yani Pirus seferi zafer olarak geçiyor tarihte ama tarihin en kötü zaferi şöyle düşünün. Şimdi bir ülkeyle
Çok zıtlaşıyorsunuz. Can düşmanınız. Abi bizim orta biraz şey gibi yani. Sıçıp sıvayacak gibi ama. Çünkü ortaya sarılanlar pek şey olmuyor. Genelde böyle dediğin gibi 7K e-spor oyuncular izleyip heves eden insanlar oluyor. Bu savaşta şöyle düşünün. Karşınızda can düşmanınız var. Onunla sürekli atar gider yapıyorsunuz. Sizi yeneceğim, ezeceğim vesaire. Neyse gün geliyor savaşa giriyorsunuz. Gerçekten zafer kazanıyorsunuz. Dediğinizde haklı çıkıyorsunuz ama şöyle. Sizin belki 300 bin kişilik ordunuz onu alırız abi. Gel 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 gel. Çok iyi onu aldık. Aa. Ha ölmemiş iyi. Ben bizim şeyde öldü sandım ama. Siz karşı taraftan 1000 düşman öldürüyorsunuz. Sizin 300 bin kişilik ordunuz yok oluyor. Ama kazanıyorsunuz. Zafer şey savaşı. Adamların 1000 kişisini öldürüyorsunuz. Adamlar mesela 1500 kişi. Siz 300 bin kişisiniz. Savaşıyorsunuz. Adamların 500'ünü esir alıyorsunuz. Şey 500'ü kaçıyor. Savaşı kaybediyor. 1000 tanesini öldürüyorsunuz. Ama sizden de 300 bin ölü var. Şimdi bu zafer mi oldu? Yapma be. Neyse onu gömdüm. Umarım kurtulur. Tamam. Şimdi onu küreye yatırdığım zaman buna vuramadıkları için de doktorun laneti sürekli işlemediği için çok ciddi hasar almıyor. Hello, help. Ya Ogre çok konuşuyorum kanka. Abi dedim ya domuz sıkıntı aga. O çok iyi bir tank. Eğer adam da iyi oynuyorsa zaten bunu Smurf falan olarak GG bet demiş. Bet yani bahis kumar. Ya bizim tek umudumuz pa. Pa kasarsa bir şeyler döner. Ulan Ogre'ye de geziyorum burada. Let's kill. Öldürelim mi diyor da. Nasıl yapacağız onu demiyorsun ama. Lan. La 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 la. Abi kaçabilirsen kaç diyeceğim ama. Nasıl becereceğim onu bilmiyorum. Çok iyi be. Abi şuna baksana Mislem oranına. Abi çok çok iyi. İyi bizden kimse ölmedi. Karşıdan bir de şeyi aldık. Wind'i aldık. Bertaraf ettik. Hadi be. Oo karşıdan da Warlock geldi. İşte benim acaba ikinci yeteneğim böyle mi diyorum. Attığım zaman benim bütün lanetimi yayıyorum. Eğer öyleyse var ya mükemmel bir şey. Yani geçen Sky'a oynadım. Benim en favori kahramanım normalde Winter. İkinci kahramanım Sky oldu. Yetenekleri gerçekten aşırı aşırı iyi. Tamam. Hani eğer öyleyse bunun o yeteneği de üçüncü en iyi kahramanım, en çok alacağım kahramanım bu olur. Abi Deathward'ı hiç dert etmeyin. Ben onu hallederim. Hiç dert etmeyin. Yapma be. Ya gene geldi şey beni buldu ha. Kusura bakma Phoenix. Önce can sonra canan kanka. Bunlar bırakmaz beni diyecektim de. Şimdi doktor ulti attığı zaman ben direkt ilk yeteneğim olan küreyi kullanırsam onun ultisi direkt iptal olur. Sap gibi ortada kalır. O yüzden hiç korkmaya gerek yok şu an. Daha BKB item yok onun.
Yalnız çok şeye toplandılar ya. Bizim orta Free kasıyor. Phantom ormanda kasıyor. Adamların geri kalan hepsi bizim aşağıya gelmeye başladılar. İyi, Phantom Fury'ye doğru gidiyor. Fury'yi bitirirse Battle Fury'yi işi çok rahatlar. Bizim de işimiz rahatlar. Çünkü doktoru falan hemen kesebilir. Tamam, Silence Live'a yedi. Sıfıra 2 oynuyor şu an. Gerçi pek kastırmadı ama. Wind'e karşı çok çaresiz kalacak, o yapacak bir şey yok. Sayılırsın çünkü carry kahramanı değil. Yarı destek komutanı. Abi ona değil, gözünü seveyim şu doktora. Gir. Pa sen de gel aga. Gel aga. Alırız onu. Tamam, girin abi ona, girin. Çok iyi. Lan lan lan. Ulan spek. Doktorun şeyi bozmak için küreyi kullandım. Bu sefer ben açıkta kaldım. Hadi lan. Çok iyi. Benim uğruma da spek öldü. Me. Abi ölürsün pa. Şey Phoenix. Çok güzel, çok güzel. Yapma be. Wind ult attı. Güzel dövüşler dönüyor. Gir aga, gir aga. Lan oğlum Maryat. Çok kötü sektirdi. Çok iyi. Kaç ogre, kaç ogre. En azından Silencer şimdi biraz bir tıkanlanmıştır. 3 adam aldı bir anda. Hem para geldi, hem bunun bir yeteneği var. O yeteneğin de artış oldu. Gir abi. Lan oğlum bak gene bana geldi ya. Abi şunu da keselim. Lan oğlum yandakine vur lan, spek geliyor. Gir aga. Lan helal lan, helal lan, helal lan, helal oğlum, helal. Kaçırmayın onu, helal. Spek 2 oldu. Ava giderken avlandı. 2'dir bana gözü dikiyor. Aşağıda biraz gıcık oldu sanırım bana. Shadow'u sevdim ya. Pek o kadar kötü bir kahraman değil. Yetenekleri gayet şey. Oğlum havalanma hemen. Havalanma. Çöplükler diyor. Yani bir işe yaramazsınız falan dalga geçiyor aklınca. Adamlar bir oyunu çevirirse görürüz bakalım. Yetenekleri takıma iş yaptıracak yetenekler. Yani boş değil. Shadow. Evet. Sen bir mekanik alırsın, ben bir mekanik alırım. Sen al. Ben şu an ne kasacağıma dair hiç şeyim yok benim. Bir plan, proje. Sadece şu an görünmezlik botu yapacağım, ondan sonra bakacağım. Yalnız buna biraz can veren eşyalar da çıkmak lazım. Canı çok az. 8 levelde 1K canım var. Şu an dövüşlerde oyun biraz bize döndü gibi yani. Önceleri bayağı bir üstünlük onlarda vardı. Smoke. Şimdi biraz da olsa şey. Engank. Biraz da olsa dövüşlerimiz oluyor yani. Gir abi, tek yakaladık onu, girin. Gir gir gir. Of 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 of, şu an var ya battılar battılar. Lan görünmezlik botu var onda. Pü. Neyse şeyde aldım büyüyle. Abi onu alırız ya, kaçırmayın.
Çok iyi. Güzel Çok gayet. iyi. Güzel faka bastılar yani. Push. İkinci yeteneği şeye de atamıyorum ha. Düşmana atmam gerekiyor. Alan seçip atamıyorum. Şu botu bitirmiştim. Gözleri alayım. Botun devamı nerede? Şu. Tamam, benim hayat güvencem. Şimdi bu attığım bu lanet var ya, sürekli spamladığım. O normalde düşmanı yavaş yavaş kemiriyor. Yani şöyle düşünün. Her saniye 30 vurduğunu düşün. 5 saniye vurabiliyorum. Yani 150 hasar verebiliyorum. Bunu 5 kere attığım zaman düşmana, yani 150 çarpı 5 yapacağız. İşte mesela 600 mü yaptı? 600 hasar veriyorum ona toplam. Bu hasarı yavaş yavaş da verebilirim. Yani büyü, çünkü her vuruş saniyesinde otomatik kendi siliyor. İşte her saniye ona 5 kere dokundurduysam 150, 150, 150. Bunu beklemeden, ulan Phoenix kaçabilirsen kaç, yoksa yandın. O da fena tufaya geldi. Ya da D tuşuna basıp o süreyi hiç beklemeden bütün büyüyü şok olarak vurabilirim. Yani bir anda 600 hasar verebilirim. Şu domuzu indirdik mi gerisi tamam abi. Domuz sıkıntı. Şey, kafayı bana taktı doktor. Tahminen stun atıp ulti falan atacaktı. Abi şurada göz var. Bunlar yoksa gelmez şeye. Bu kadar cesaretli olmaz demiştim. Abi şurada da temiz olmayabilir. Burası temizmiş. Allah, fantom yardımcı gidiyor diyecektim. Of, orayı alır fantom. Ayva yediler abi. Sinus'ta yediler ki şu an. Abi ona da gir. Gir gir gir. Korkma kanka, gir. Lan gir lan gir lan. Ben öleceğim. Neyse kurtuldum. Çok az canım var var ya. Spek şu an bir ult atsa direkt beni yer. Anam dagger attı. Bak adam zaten dagger atıyor. Bir de ta yanımda şey ulti atıyor. Ne kadar kinlendiyse. Abi şunu alırsınız lan. Helal helal. İşte bu kadar. Abi onu da alırsınız. Manas yok. Girin aga. Çok iyi be. Şimdi kötü oldu işte. Çok iyi. Phoenix ölecek diyecektim, öldü. Olsun abi, en azından çok güzel dövüşler dönüyor şu an. Kafa kafaya gidiyoruz 18'e 18. Şimdi buna ne yapsam? 1400 para var, şuraya bir geleyim. Aghanim veya Aion düşünüyorum. Çünkü şeylerde sıkıntı yaşıyorum. Yani bunun agarimi de hiç fena değil. Şarkla falan. Tamam. Şimdi bir şu Aion'u bir çıkayım. Çünkü Spectre'dir, doktordur falan. Canımı felç ediyor. Shard'ım benim. Shard'daki yeteneğim. Bir nevi Legion'un aynı yeteneği gibi.
Eğer dostumda bir büyü falan varsa bu yeteneği kullandığım zaman o büyüyü kaldırıyor. O laneti vesaire. Mesela şimdi doktor bize lanet atıyor ya. Bunu dostumdan kaldırabiliyorum. Mentor maybe. Bunu dostumdan kaldırabiliyorum. Aghanim ise bunun ultisini iki kere kullanmaya izin veriyor. O da ayrı acayip iyi bir yetenek. Abi orada tuzaklı. Yavaş dikkat. Çok iyi. Doktoru aradan yediler. Gir abi. Alırız onu. Gir abi. Gir 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 gir. Şurada Warlock var. O da şey. Kolay av. Bak onlar gelmeye başladı. Toplaşalım. Dövüş başlayacak birazdan. Abi çok yalnız geziyor bak şu şişko şey domuz. Şunu indiririz aga ya. Gelin. Lan oğlum. Ultiyi bana yansıttı ya. Lotus bastı. Neyse ulti boşa gitti. Abi şunlara şunlara. Çok iyi, çok iyi. Onu da alırız abi, onu da alırız. Tamam. Çok güzeldi. İyi biri greve bitirmiş bir de. Bizden hiç ölü yok. 3 tane onlardan var. Bak Phantom Carry gibi carry abi. Takımın hepsi çok iyi yapıyor görevlerini. Güzel dövüşler ortaya çıkıyor. Abi onu alırız. Gelin şu Torment'i çevirelim. Kime? Ogre'ye verdi. Abi Ogre'nin şardı hiç iyi değil ya. Yani hiç kazançlı bir şey değil bana göre. Bir tane daha sersemletme şansı veriyor. Bu sersemletme hasarına destekli oluyor. Yani şöyle normalde mesela ilk sersemletmesi 240 veriyor. 3 kere mesela şansınız olabiliyor. Abi bir tanesi de bana geldi. Roshan. O dediğim şey bana geldi şu an temizleme olayı. Şu an düşman üstünden bir büyü varsa 450 hasar şeyini kaldırabiliyorum o büyü şeyinin zararını. Normalde 240 vuruyor mesela Ogre'nin sersemletmesi. Şansınız varsa mesela belki 3 katı çarpan oluyor mesela. İşte 750 falan hasar verebiliyorsunuz düşmana. Multicast denen bir yeteneği var. Ogre'nin. Otomatik çalışan bir ultisi var. Bazı yeteneklerini 2, 3, 4 kere kullanabiliyor. Bu diğer şeyinde ise Shard'da aldığı şeyinde ise STR yani Strength yeteneğine göre bu patlama şeyini veriyor. Ama şöyle şimdi mesela 50 STR'si var. Bu yeteneği attı. 600 manası gidiyor. Düşmana belki 1K falan hasar veriyor. 1K, 1,5K. Şimdi bakarsanız benim canım 1500. Bana mesela tek atabilir. Ama 600 mana da yani çok.
Bir de o şeyi tam yapmıyor yani. Şimdi mesela Ogre'nin en fazla 1K manası vardır yani. 600'ü direkt ona gidiyor. Zaten o dediğim gibi. Lan, ulan var ya, şey yapamadım, öldüm. Doktoru küre içine alamadım, şey yetişmedi. Ha, kendimi almışım ya. Ulan kalabalık da var ya, ne yaptığımdan haberim yok. Abi bizim oraya gitti. Ta şunu alırız aga, gerisini bilmem. Aga şunu bir vur la, vur şuna bir. Kaçtı o ya. Ya onu tıklayacaktım, kendime şey yaptım. Abi bak, bazı şeyler gerçekten yani ipin ucunu kaçırmış. Abi çok güçlü bu ya. Bu nedir ya? Bir de her öldürdüğü zaman canı mı doluyor, ne oluyorsa. Kendi süresi dolduğu için öldü var ya, ben öldürmedim. Lan oğlum. Bak spek. Abi hata ettim. Direkt kaçacaktım ya. Ha gerçi vazgeçti, iyi. Of of of, para akıyor. Az önce nalet dediğim küçük yaratıklardan bir ton para gelmeye başladı. 1800 param oldu. Ogre'nin zaten o dediğim şeyleri multikasla adam 240 hasar falan veriyor mesela, 200 manayla. Patlama olursa mesela 800 hasar veriyor. Hani bana göre Ogre'de Aghanim'i, ben şey Aghanim diyorum, Shard'ı çok gereksiz buluyorum. Yani Aghanim'i de gereksiz. Kendine bir kalkan falan oluşturuyor. Ogre'nin yani Aghanim ve Shard'ları çok kötü. Şimdi bu alan genişletici yapacağım. Çünkü o az önceki küre mesela doktora atabilseydim, orada işler çok rahat değişirdi. Bunun bir büyülerini genişletmem lazım. Benim o küre falan çok kısa mesafe. Şuna baksana. Abi orada göz var, dikkat edin. Adamların çünkü hepsi geri çekildi. Allah Allah. Ha diyecektim, bak var. Ha gerçi şeymiş ama. Abi gel buraya, gel. Abi kaçmasın o ya. Çok şükür. Tamam, o da hayvan yedi. Gel abi, toplaş. Çok iyi. Helal lampa. İşte abi, keri böyle olacak abi. Kendinden korkan kerim olur ya. Adam bak direkt bodoslama atlıyor. Kendine güveniyor. Bir de şuraya ekeceğim. Bakalım burada var mı? Burada varmış. Orada değil de burada. Bizim paha 21 level olmuş. Abi şu kuleye lan. Geri bas. Şu varlığı şey yapacaktım ama, küre için alacaktım. Şu yeteneğini bozmak için. Yaklaşamadım. Şimdi şu şeyi bir bitireyim. Neredeydi? Ha burada.
Abi girelim, çekilmeyin. Tam adamlar hedef şu an. Gel abi, gel abi. Oğlum bu ultimi attı lan. Lan ben de gittim ultiyi illüzyonuna attım. Ayva yedi o. Abi bu çok dandikmiş, nedir ya? Artı bir saniye shadow süresini düşürüyor. 25'te hareket hızı veriyor. Şu an oyun bize döndü ama ya. 21'den 31'e çevirdik. Ve dövüşlerin ekseriyeti bizde. Of. Çok iyi be. Ben de hemen kendi şey yapacaktım onu. Küre için alacaktım da. Abi adam patates oldu, valla patates. Şimdi hepimiz büyük kahraman olduğumuz için o fiziksel hasara dayanıklı. Hepimizden büyük hasar yiyince kendini toplayamıyor. Onun var ya pipi falan vesaire kasması lazım. Çok seri şekilde. Onu kurtarmayı deneyeceğim. Umarım kurtulur. Abi ben sıçtım. Sıkıntı değil. Teşekkür ederim diyor. Helal lan. Abi sen böyle öyle, ben 1000 kere ölmeye razıyım. Tamam, ortayı aldık. Bizimkiler şimdi de yukarıya alıyor. Gerçekten iyi oyundu. Gucci yok tem diyor. İyi işte takım diyor. Gerçekten iyi işte yani, takım güzeldi. Oyun başında pek umudum yoktu. Karşının Domurcuk ve Spectre beni biraz korkuttu ama bizim Phantom daha iyi çıktı. Silence'ı da iyi topladı kendini bayağı. Back. Aslında buna başka ne itemler gidebilirim ki ya? Bir force staff falan gider buna. Abi Silencer'a baksana, 52 şey kazanmış. Artık bu saatten sonra yani ciddi ciddi, çok ciddi hasar verir yani. Adam akıllı karşısında durulmaz yani. Bunları Silencer'ı öldürmek için yapacakları tek şey sersemletme olacak. Sersemletme. 3 kişi 4 kişi bir anda üstüne atlayacak. Sersemletecek. Kestiler kestiler. Kesemediler. Cidden büyük hasar alırlar yani. Hani karşılarında da öyle bir kahraman yok. Bir Windrunner'ın sersemletmesi var. Bir Doctor'ın sersemletmesi var. Onu da hemen yapmaları lazım dediğim gibi. Abi aşağı gel, oraya da bir kıralım, bitirelim. Hiç uzatmayın, gel buraya. Lan az kalsın şey olacaktı, hala lootusu bitmedi. Abi oraya göz diktiler, benim göz kırıldı çünkü şu an. O yüzden biraz geri basacağız. Of of of. İşte bu ogre yaptıklarını şeye yapmalar gerekiyor. Saygın sıra, yoksa baş edemezler. Şu an bizden bir kişi gitti, onlardan iki kişi gitti. Ve onların yani iyi bir adamı gitti, yani tank gitti. Şunun hemen şey yaptım. Küreyi aldım. Varlığın şeyi bozuldu. Yavaşlatması. Domuzcuk öldü gene.
Adam bir de bay bay boşa gitti ha. Benim direkt bu işte Warlock ve doktoru hemen bu şekilde küre altına alıp ultisiyle diğerinin bu yavaşlık yeteneğini iptal etmem lazım. Takımın yoksa canını okuyor. Abi gözü nereye gitti bunlar ya? Alırız abi onu. Ayva yedi. Yani gayet sevdim ben Shadow'u ya. Metekleri gayet iyi, iş yapıcı. Abi tam bir saniye var diyecektim. Silence yedi şey zaten. Abi Rax alalım. Abi burada bir yerde mi göz var ya? Bunlar az önce benim gözümü nasıl kırdı? Nereden kırdı anlamadım. Tamam, bu saatten sonra hiç çeviremezler. Oyunu bayağı iyi çevirdik yani. Daha sonraları çok iyi bir ekip çalışması, uyumu oldu. Lan Lotus varken şey yaptık. Abi ne istiyorsunuz benden ya herkes? Kaçamayacağım. Gas var, yakalar beni bu. Hadi lan, hadi lan. Hadi be. Neyse, öldüm ama sonunda onu da yakaladık. Ben kurtuldum diye tam seviniyordum. Bu saatten sonra dönmez artık, bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.